Yani nihayet demiştir Trabzonsporlar herhalde. Çünkü orada bambaşka Tabii bir ki. Abdülkadir Ömür var. Birçok oyuncu için de bu geçerli bu arada. Mesela Fenerbahçe'de de İrfan Can için çok konuşuluyor ya. Onun da kanattaki performansıyla 8 numarada oynadığı zamanki performansı ki kendi de tercihen Kesinlikle. aslında orada daha mutlu. Abdülkadir Ömür için de geçerli. Bu bir aslında matematiksel açıklaması da olan bir şey o zaman. Oyuncunun kendi oyun tarzı, oyun stiline göre. Burak Kural seninle başlayayım. Tabii şimdi Abdülkadir Ömür'ü ben ilk Fenerbahçe ile oynadıkları bu 21 maçında izlemiştim canlı. Bilmiyorum 4-5 yıl var herhalde. Belki de, bilmiyorum tam hatırlamıyorum ama Derazan'da yani izlediğim o yaş grubunda biliyorsun yani çok fazla maç izledik. Milli takım olsun, bizim Süper Ligimiz olsun. Öyle bir performans demeyeyim de öyle bir yetenek çok az görmüştüm. Hatta hemen sonrasında konuşmuştuk yani bu Abdülkadir yani biliyorduk zaten iyi oyuncuydu ama çok çok ekstra bir oyuncu yani bunu buralarda tutamayız falan demiştim ben. Ama olmadı maalesef. Buralarda kaldı oyuncu. Ama ilk A takıma çıktığında da Melike hep sağ kanat oynatıldı. Sağ ön oynatıldı. Ve bas bas da her yerde söyledim. Yani oyuncu sağ ön oyuncusu değil. Bu oyuncu sağ ön oyuncusu oynamaya devam edersek oyuncuyu geriye götürürüz diye. Maalesef de geriye gitmedi belki ama ileriye gidemedi oyuncu. Senin de dediğin gibi şimdi tekrar sağ önden merkeze gelirse, 8.5'a gelirse daha faydalı olabilir. Ama Abdülkadir de çok değerli, çok temiz bir kardeşimiz. Biraz da arttırması lazım şu performansını. Çünkü milli takımda da ona ihtiyacımız var. Üzerine koyması lazım. Çünkü gerçekten inanılmaz büyük bir potansiyeli var oyuncunun. Daha da iyisini yapabilecek durumda. Visca tarafına dönecek olursak da Visca'nın dönüşü en çok Abdullah Avcı'yı sevindirecektir. Visca bile onun kadar sevinemez. Savaş. Bir balayı çiftimiz bizi izliyormuş. Ona ilk önce bir selam yolluyorum. Enes ve Nisa. Şu anda balayından dönüyorlarmış. Selamlar. Neredeler acaba? Kaş'tan dönüyorlarmış. Kaş'tan balayı. Dönüyorlar. Ben mesela Türkiye'nin birçok yerine gittim. O Kaş'ı bir türlü göremedim. Mesela gidemedim daha. Aslında görülmesi gereken ben yer. Ben de gitmedim abi. Mutluluklar dileyelim çiftimize. Yani balayı dönüşü bizi izliyorlarsa bayağı sadık izleyicilerimizdir. Ya da dinliyorlar mı? Yok izliyoruz dediler. Ya, ya bak otogarda olabilir. Cep telefonundan. İyi bir izleyicilerimiz spor sevdalıları. Galatasaraylı ne dersem. Damadımız Galatasaray'dı da gelinin neler oldu bilmiyorum. O da yazarlar belki şimdi. Başarılar dileyelim. Mutluluklar dileyelim. Daim olsun. Evlilikleri. Balayı çifti de bizi izlemiyor demeyelim yani. Balayı çifti selamlar, sevgiler diyelim balayı çiftimize. Mutluluklar peki, dileyelim. Peki sen ne düşünüyorsun Abdülkadir Ömür'le ilgili? Bundan sonra performansı değişir mi, yükselir mi? Bu sezon, geçen sezon yine böyle gönülleri fethetti ve şampiyonlukta da gerçekten katkısı vardı ama bu sezon çok eleştiriliyor yine. Sakatlıktan sonra tam toparladı derken bir de şöyle bir gerçek var. Hep şunu söyleriz. Bu klişe değil yani. Futbol bir takım oyunudur. Kesinlikle ya klişe. Bir 11 kişi kaleci dahil sahada 2 ya da 3 tane formsuz oyuncu olduğu zaman bütün takımı etkileyebiliyorlar. Başarılı olan takımlara bakalım. Böyle üst düzey sağlam bir galibiyette bütün takımda kötü oynayan sayamazsınız. Ama bir takımda 3 tane ya da 2 tane kötü oynayan saydığı zaman bütün her yeri etkileyebiliyor. Yani domino taşı gibi olabilir diyebiliriz yani bunu. Şimdi burada sakatlık arkasından Vişka'nın sakatlığı. Mesela şimdi Vişka'ya dönmesi en çok kime yarar desen Abdülkadir'e yarar. Önce Abdullah Avcı'ya yarar abi. Önce tabii. Abdullah Avcı şu anda bekliyor tabii ki. Bu milli arada mesela en çok sevinenlerden bir tanesi. Şenol Hoca ve Abdullah Avcı. Çünkü takımlarında eksikler vardı, sakatlar vardı. Bir de yeni Şenol Hoca'ya geldiğimiz zaman tabii ona dikkat çekeriz ama Abdullah Avcı'ya tabii ki yani Vişka çok önemli bir oyuncu. Yani istikrardan bahsediyoruz ya, sakatlık nedir bilmeyen ve sakatlık pozisyonu hala gözümün önüne geliyor. Bu kadar talihsiz bir sakatlık olamaz. Yani çok sakatlık görmüşsün ama bu kadar topsuz alanda o düştüğü pozisyon, yaşadığı sakatlık bir kez daha geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda dönecektir. Dönmesiyle beraber Trabzonspor'da çünkü Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir hatta Yusuf Yazıcı'nın da ben bu aradan sonra bir takıma biraz daha katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. O da büyük beklentiyle transfer edildi, kiralandı. Abdullah Avcı bunu şu anda hazırlık maçlarında herkese daha fazla şans vererek görecek. Bu bir şans yani baktığın zaman. Formsuz olan, yorgun olan. Çünkü çok maçta oynadılar. Bunu da kabul etmek lazım. Avrupa'da üst üste oynadığı maçlar var. Ligde oynadı. Galatasaray ve Beşiktaş burada sadece ligde mücadele ettiler. O yorgunluk, sakatlıklar üst üste geldi. Bir de bu kadar alışkın değiller ya bu kadar takvime. Tabii. Bir de bu var yani. Bu kadar takvime alışkın değiller. Sakatlıklar, üstte birkaç tane formsuz oyuncu gelmesi. Ben Vişka'nın dönüşüyle beraber Abdullah Hoca'nın çok elinin rahatlayacağını düşünüyorum.
Peki devam edeceğiz. Bu arada gecenin son maçı da bitecek biz döndüğümüzde. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Dünya Kupası'nda bugünle birlikteyiz. Sizleri bekliyoruz. Dünya Kupası'nda bugünle devam ediyoruz yayınımıza. Gecenin son maçı da bitti. Aslında günün maçıydı. Herkes Arjantin'in kaderini merak ediyordu. Çünkü gerçekten kaderini belirleyecek bir mücadeleydi. Meksika ile oynadı Arjantin. Hatta ilk yarısı hiç de iyi geçmedi Arjantin adına da. Meksika adına da diyelim. Ama ikinci yarı ilk golü Messi attı ve aslında biz de burada yayındaydık. Hatta gole şahit olduk. Tam da araya giderken ikinci gol geldi Arjantin'den. Ve bir rahat nefes aldılar Dünya Kupası'nda. Bütün maçları konuşacağız bu maçla birlikte. Günün diğer maçlarına da bakalım istiyorum ama Tunus-Avustralya maçı vardı. Bu maça dair neler söyleyeceksiniz merak ediyorum. 1-0 mağlup etti Tunus-Avustralya. Tunus benim çok yakından takip ettiğim bir ülke. Çok ligini bildiğim, oyuncularını bildiğim, hatta çok da fazla hem futbolcu arkadaşımın olduğu bir lig. Aslında Kuzey Afrika'nın en güçlü ve Afrika'nın en güçlü liglerinden bir tanesidir. Hatta üst üste Afrika Şampiyonlar Ligi'ni IS Tunis takımı aldı üst üste. 2 sezon ya da 3 sezon Melik yani. O kadar kuvvetli bir ülkedir. Altyapısı da kuvvetlidir. Çok fazla oyuncusu var. Yalnız bu turnuvada ilk maçta da çok iyi performans gösterdiler. Bilmem evet, izleme şansı buldunuz mu? Evet, ilk maçta iyiydi. Harika oynadılar. Hem muazzam savunma yaptılar hem müthiş hücum geçişleri yaptılar. Hatta galibiyeti bence onlar kaçırdı. Harika da bir maç oldu yani. Danimarka da açık oynadı. Onlar hem kapanıp geçişlerde etkili oldular. Böyle baktığımızda bugünkü maçı ben açıkçası yanıldım. Yani Avustralya'ya karşı galip geleceğini bekliyordum Tunus'un. Zorlayacağını bekliyordum son maça kadar ilk ikiyi. Ama çok erken bir ekstra gol yediler. Kenardan yapılan ortada Avustralyalı oyuncu inanılmaz güzel bir gol attı. Dük 23. dakikada. Ve neredeyse şimdi Tunus gibi takımlar biliyorsun Melike. Ne kadar geç gol yerse o kadar maça ortak olan bir takım. Ama erken gol yediklerinde bunu çevirebilecek kadar çok ekstra oyuncuları yok. Ama şu bir gerçek, ikinci devre çok pozisyon buldular. Yani Hazri var. Hazri biliyorsun onların en önemli oyuncuları. Sonradan girdi oyuna ve oyuna girdikten sonra da oyunun gidişatını da değiştirdi. Ancak neden ilk 11'de başladığını, başlamadığını bilmiyorum. Belki bir sakatlığı vardı. Ama bir şekilde girdikleri pozisyonları gole çeviremediler. Avustralya'nın 2 tane şutu var kaleyi tutan ama Tunus'un 4 tane şutu var ve özellikle rakip ceza sahasında 32 defa topla buluştu. Bak Tunus'un futbolunu buradan düşünebilirsin. Avustralya'nın 16, tam 2 katı ceza sahasına girdi ama bir türlü bitiremedi. Tunus'a yazık oldu. Maçla ilgili bunu söyleyebilirim. Yazık olacak, daha takımlar devam edecek gibi gözüküyor ya. Futboluna bıraktığınız zaman mesela bugün Suudi Arabistan yine ilk maçta mesela Arjantin maçında mesela Arjantin çok pozisyona girmişti. Evet. Arjantin ve Suudi Arabistan değerlendi. Bu sefer Suudi Arabistan değerlendiremedi. Evet. Futbolda bunlar olabiliyor ama turnuvada iz bırakacak takımlar izleyeceğiz daha ya. Şu ana kadar mesela bugün 6. gün mü oluyor? Tabii yarın pazar günü açılmıştı. Bugün 6. Bu arada Polonya-Suudi Arabistan maçına dair şunu da konuşalım. Lewandowski Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı. En sonunda attı.